Yakında Üniversitesi'nin Evde Kal Sohbette Kal etkinliğinden herkese yeniden merhabalar değerli takipçilerimiz. Pazartesi günü saatlerimiz 17'yi gösterirken bugünkü sohbetimize de başlıyoruz. Haftaya Yakında Üniversitesi'ni konuşmakla başlayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde spor bilimleri alanında eğitim veren ama ayrıca ilk fakülte olma özelliğini taşıyan Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini konuşacağız bugün. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Mehtap Tiryakioğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. O zaman hepiniz hoş geldiniz. Sohbet zamanı diyelim. Hocamıza merhaba diyelim ve bakalım beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesine öncülük eden fakültede neler var, nasıl eğitimler veriliyor? Hep birlikte öğreneceğiz. Hocamıza merhaba diyelim ve sohbete başlayalım. Profesör Doktor Mehtap Tiryakioğlu konuğumuz olacak bugünkü sohbet etkinliğimizde. Bu arada tabii sizin de Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne ilişkin merak ettiğiniz sorular varsa sorularınızı aktarabileceksiniz yayın esnasında hocamıza aktaracağız. Başlayalım. Evet, bekliyoruz Mehtap hocamızı bağlantımızı gerçekleştirebilmek için. Sonrasında da Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni konuşmaya başlayacağız. Bugünkü Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğinde. Bakalım fakülte bünyesinde hangi bölümlerde eğitimler veriliyor, nasıl bir eğitim uygulanıyor, burs olanakları neler, giriş koşulları neler, hep bütün bunları konuşacağız. Bakalım. Bağlantımızı bekliyoruz. Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı. Gerçekleştiremedik. Tekrar deneyelim. Zaman zaman bazen böyle aksaklıklar olabiliyor internet kaynaklı. Tekrar deneyelim. Ve sohbete başlayalım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, kusura bakmayın. Acemilikten birazcık bir de telefon karışıklığı oldu zannediyorum. Tamam, anlıyorum hocam. Böyle bağlantı aksaklıkları hiç önemli değil. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün sizinle sohbet edeceğiz. Instagram yayınımızda Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni konuşacağız. Ama öncesinde hocam sizi bir tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben aslında birazcık karışık bir background olan bir hoca olarak şöyle söyleyeyim. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji, Fen Fakültesi Biyoloji'den mezunum. Daha sonra Tıp Fakültesi Anatomi'de yüksek lisans ve doktora yaptım. Şu anda anatomi profesörüyüm. Daha sonra bulunduğum yurt dışında iç mimarlık lisans diploması aldım ve iç mimarlık yaptım. Sonuç olarak döndüm dolaştım Kürtçü Dükkanı'na. Yakında Üniversitesi'nde anatomi profesörü ve spor bilimleri fakültesi dekanı olarak görevimi yürütüyorum. Hoş geldiniz hocam. Niyetinizle geldiniz diyelim. Peki, şimdi bize spor bilimleri fakültesini biraz tanıtabilir misiniz hocam? Hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi bölümlerde eğitim veriyoruz? Kaç yıllık eğitimlerimiz var? Lisans, yüksek lisans programlarımızı bir bahsedelim. Sonrasında devam edelim. Tabii ki de. Spor Bilimleri Fakültesi esasında eski BESYO, yani Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmuş. Adanın ilk yüksek okulu, daha sonra 2018'de yüksek okul luktan biz Spor Bilimleri Fakültesi olarak geçtik ve şu anda yine adanın bir ilki olarak Spor Bilimleri Fakültesiyiz Yakında Üniversitesi'nde. 4 tane bölümümüz var. Türkçe ve 4 yıllık bir program her şeyden önce fakültemiz.
4 bölümümüzden birincisi beden eğitimi ve spor öğretmenliği, ikincisi antrenörlük eğitimi, üçüncüsü spor yöneticiliği ve dördüncü olarak da rekreasyon bölümlerimiz var. Tabii ki şu anda ideallerimizi daha da bir üst noktaya çekebilmek adına yeni olarak akreditasyona başvuruyoruz. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Bu tabii ki bizim kalite standartlarımızı ispatlamak ve kabul edilebilirliği açısından çok önemli. Kısaca böyle, ama bunun dışında tabii ki yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Evet. Yani için çok önemli. Araştırmayı sevenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlıyız o konuda. Aynı zamanda lisansüstü ve doktora programlarının da ana bilim dalı başkanlığını yapıyorum. Hı hı. Peki hocam, çift anadal imkanı var mı spor bilimleri fakültesi bünyesinde? Tabii ki var. Fakültemiz içinde 4 bölümümüz var. Öğrenci dilerse 2. sene sonunda fakülte içindeki diğer bölümlerde çift anadal yapma imkanına sahip ya da diğer fakültelerde. Yani bu olanaklar oldukça geniş ve büyük avantaj sağlıyor. Çünkü farklı disiplinler bile olsa birbiriyle aslında çok da uyumlu olan bazı disiplinler var. İkisi bir araya geldiğinde aslında tam bir bütün haline gelebiliyor mesleki açıdan. Evet, çok güzel. Peki hocam, şimdi spor bilimleri fakültesine öğrenci nasıl alıyoruz? Başvuru koşulları nelerdir? Bir sınava tabi tutuyor muyuz? Veya yetenek sınavı gerekiyor mu? Veya bölümlere göre yapılması gereken prosedürler var mı? Birazcık da bundan bahsedelim lütfen. Evet. Spor bilimleri fakültesine girebilmek için öğrencinin öncelikle, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, üniversite sınavlarına girip belli bir taban puanı kazanması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs vatandaşları için ise üniversitenin onlara yönelik yaptığı sınavlardan geçmiş olmaları gerekiyor. Daha sonra tabii bununla bitmiyor. İkinci step olarak da fiziksel uygunluk testi yapılması gerekiyor. Ve bu fiziksel uygunluk testi aslında bir blok olarak değil, tam tersi öğrenciyi daha doğru bölümlere yönlendirebilmek açısından önemli. Yani burada işte antropometrik ölçümler, onun dışında kuvvet, sürat, sıçrama, esneklik gibi belli kriterlerden öğrencinin belli bir puan kurması gerekiyor. Ki bazı bölümlerimize o puanlarla girebilsin. Onu yapamadığı zaman biz bölümlerimize yönlendirebiliyoruz. Evet. Peki hocam, burs olanakları var mı? Tabii. Bizim burssuz öğrencimiz yok zaten. Hepsi burslu. Oran biraz değişebiliyor bölümlere göre. Evet, öğrencilerimizin hepsi. Öğretmenlik için mesela %75 ise diğer bölümler için %100. Üniversitemiz olağanüstü burs imkanları veriyor fakültemiz için. Evet. Tabii hocam, şimdi eğitim uygulamalarına geçmeden önce mesela 4 tane bölümümüz var. Biraz tek tek baz alacak olursak, mesela spor yöneticiliği bölümünü nasıl tanımlarız? Ne yapar? Tabii spor bilimleri denilince hemen aklımıza bizim beden eğitimi ve öğretmenliği geliyor, ama tabii bunun işte dalları da var. Antrenörlük eğitimi var, spor yöneticiliği var. Birazcık da hani bunları açabilirsek böyle tek tek galiba daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Çünkü bazı bölümler hakkında ben çok yeterince bir sahibi olunmadığını düşünüyorum. Çok net. Evet. Tabii ki antrenörlük eğitimi adı üzerinde aslında antrenör yetiştirilmesi için bir bölüm. Antrenörlük eğitimi
dediğiniz zaman mezun olan öğrencilerin birinci kademe, ikinci kademe antrenörler olarak mezun olur, üçüncü kademe olarak mezun olarak mümkün. Onun dışında tabii ki de dediğim gibi bütün bölümler için aslında bu söyleyeceğim şey geçerli. Yüksek lisans ve doktora yapılması öğrenciye eğer tabii ki o yola girmek istiyorsa farklı bir yol açıyor. Nedir o da? Akademisyen. Üniversitede kalmak, araştırma yapmak ki bir süre ara vermek zorunda olduğumuz hareket analizi laboratuvarında açılmak üzere son derece donanımlı ve araştırmaya açık. Bu da tabii ki lisansüstü programlar için son derece güzel bir fırsat olacak. Onun dışında spor yöneticiliği deriz. Spor yöneticiliği ve aslında yönetici olmak isteyen ve spora yatkınlığı olan öğrencilerimiz için olağanüstü bir fırsat. Ne olabilir? Spor yöneticileri hem yerel kuruluşlarda iş bulabilirler ya da federasyonlarda, kulüplerde yönetici olarak, spor yöneticisi olarak iş bulabilirler. Rekreasyon bölümümüz henüz çok küçük. Henüz kıymeti bilinmeyen diyeyim bir bölüm ama zannediyorum bundan sonraki tanıtımlarımızla daha iyi anlaşılacaktır. Rekreasyon da çift ana dal ile özellikle son derece spesifik başka alanlara kaydırılabilir bir bölüm. Herkes rekreasyon deyince hemen böyle animasyon akla geliyor ilk olarak. Evet, pek algılan. Evet, onu kapsasa bile aslında o değil tabii ki. Oradan mezun olanların tek iş bulma imkanı. Çok daha farklı alanlara kayabilirler. Çift ana dalla özellikle Amerika'da orada da uzun yıllar bulunduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki rekreasyon bölümüne giren öğrenciler ilk yılda en çabuk iş bulan öğrencilerdir. Çünkü alanları çok geriatrik rekreasyonda spesifik olabilirler. Bu ne demek? Yaşlılarla ilgili rekreasyon. Onun dışında fizik tedavi, daha doğrusu fizyoterapi rekreasyonu olabilir. Fizyoterapi hastalarının rekreasyonu. Engelli rekreasyonu olabilir. Yani o kadar çok alan var ki çok taze daha. Yani Türkiye'de de bizim adamımız taze ama önü çok açık bir bölüm diyebilirim. Evet, çok güzel hocam. Böylelikle hani bölümlere ilişkin birazcık daha da bilgi sahibi olmuş olduk bizler de tabii. Peki, şimdi bir beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öğretmenlik gerçekten o kadar kutsal ve önemli bir meslek ki öncelikle bence beden eğitimi olmak istiyor muyum sorusunun cevabını çok iyi vermek lazım. Ya da İstemek önemli. Genel, evet. Yani öğrencinin ne istediğini bilmesi, onun farkındalığında olması bence en önemli şey. İkinci olarak ne olmak gerekiyor? Bir defa liderlik rolunun olması lazım. Eğitimci rolunun olması lazım. Etik değerlere son derece önem veriyor olması lazım öğretmen olacak kişinin. Bunların dışında tabii ki de bir spor geçmişi varsa bu çok daha avantajlı bir durum. Yani bu bizim fiziksel uygunluk testlerindeki sorularımızdan bir tanesidir. Spor geçmişi var mı? Eğer öyle bir durumu da varsa gerçekten çok değerli bir spor bilimleri öğrencisi olabilir. Özellikle beden eğitimi spor öğretmenliği için. Tabii bunun içinde sadece bunun da kalmıyor. Pedagojik kısmı var bu işin. Eğitimde temel unsur var esasını isterseniz. Hem meslek bilgisi, hem genel kültür, hem de kendi alanlarındaki uygulamalarla bu eğitimi götürüp dediğim gibi sonuç olarak son yılda mesleki uygulamalar, öğretmen uygulamaları, stajlardan sonra taze bir beden eğitimi öğretmeni olarak
asıl eğitime adım atabilirler. O da tabii ki yaparak öğrenmek. Evet. Peki hocam, Yakın Doğu Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesinin eğitimlerine gelecek olursak, gerek spor tesisleri, ekipmanları ve kaynakları olarak şimdi güçlü bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz ama öğrencilere fakülte çatısı altında eğitim adına neler sunuluyor? Hangi ayrıcalıklara sahipler? Birazcık da bunu açabilir misiniz? Tabii ki de biz o açıdan çok şanslıyız diye düşünüyorum. Ray 25 gibi muhteşem bir spor salonumuz var. Yani her türlü donanımı son derece tam olan bu kadar muhteşem bir salonun her üniversitede olması pek beklenir bir şey değil. Son derece etkileyici. Onun dışında olimpik bir yüzme havuzumuz var. Biliyorsunuz. Kampüsümüz zaten o kadar büyük ve imkanları o kadar genişti. Kampüs hayatı gerçekten öğrenci için en cezbedici şey. Neden Yakın Doğu'da spor bilimleri dendiğinde. Onun dışında Atatürk Spor Salonu hemen yanımızda, bitişiğimizde o sahası. Pek çok diğer imkanlar, tenis kortları, siz de biliyorsunuz. Yani şu anda aklıma gelmeyen gerçekten müthiş imkanlarımız var kampüs içinde. Ben gerçekten oradaki öğrencileri çok şanslı buluyorum bu açıdan. Evet, zaten Yakın Doğu Üniversitesi'nin tabii buna kolej ve ilkokulda dahil olmak üzere elde ettiği sportif başarılar da altyapının aslında ne kadar destekleyici ve güçlü olduğunun da bir göstergesini olduğunu diye düşünüyorum. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Birçok kişinin fikir sunduğu ama nasıl kısmına geldiğimizde belki de yetersiz kaldığı bir kısım var. İşte beden eğitimi veya spor bilimlerini okurken kendimizi nasıl geliştirebiliriz sorusuna siz nasıl bir bakış açısıyla öneriler verebilirsiniz? Burada tabii ki de bizim öğretim üyesi kadromuz çok efektif diye düşünüyorum. Her şeyden önce kadromuz son derece donanımlı ve tecrübeli bir kadro. Her biri çok değerli üniversitelerden gelmiş hocalarımız. Onların önderliğinde eminim daha bilimsel düşünebilen, daha kendini yenileyebilen, açık görüşlü öğretmenler, antrenörler, rekreasyon liderleri ve spor yöneticileri yetişecektir. Ama bütün bunların yanı sıra insanın, öğrencinin kendi yapısı, kişiliği çok önemli. Onun bu mesleği seçerken vermesi gereken en önemli karar, ben bunu yapmak istiyor muyum? Yoksa kendisine olan dürüstlük insanın bu noktada çok çok önemli. Eğer istiyorsa zaten onun kendisini geliştirmesi için durdurabilecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Özellikle bu kadar teknoloji imkanları olan bir nesil için öğrenme imkanları her şey ellerinin altında. Kaldı ki yine kampüs içinde muhteşem bir kütüphaneye sahipler. Eğer meraklıysa öğrenci, ben bunu nasıl bir adım daha yukarıya çıkarabilirim, neyi okumam lazım? Çok soru soran öğrenci bu açıdan gerçekten meraklı öğrencidir ve bence önü açılabilir diye düşünüyorum. Evet, tabii şu noktada hemen benim aklıma şu geliyor hocam. Literatürü takip etmek, yabancı dil bilmek ve konuşma yeteneğine sahip olmak bölüm çatısı altında ne kadar önem taşıyor? Neden soruyorum? Çünkü bir kere zaten olması olmaz konu hangi meslek dalı olursa konuşma yeteneği ve kişi her ne kadar kendini geliştirmiş olsa da kendini ifade edemeyip kendini pazarlayamadıktan sonra hiçbir şeye varamıyor. Dolayısıyla bu spor bilimleri veya beden eğitimi de söz veya antrenörlük de söz konusu olduğunda hani bu işte yabancı dil, konuşma yeteneği ve literatürün önem taşıdığını düşünüyorum. Bu noktada sizin görüşünüz nedir? Kesinlikle katılıyorum. O hiç şüphe götürmez bir şey. Yabancı dil, özellikle İngilizce dilini okuduğu zaman anlıyor olmak özellikle çok çok önemli. Çünkü gerçekten
istediği kaynağa ulaşabilse bile öğrenci, dil problemi varsa o bir engel. Onun dışında eğer lisansüstü eğitim yapacaksa zaten dil sınavında yeterli olmak zorunda. Neden? Çünkü lisansüstü demek araştırma yapıp tez yazacak demek. Bir tez yazmak demek onlarca, bazen yüzlerce literatürü okuyup onu anlamak ve sindirebilmek demektir. Yeterliliğe sahip olan çocukların zaten müthiş bir avantajları var. Daha önce bir spor geçmişi varsa o ikinci ayrı bir avantaj. İletişim becerileri dediğimiz o kadar önemli ki, iletişim becerileri hem öğrenciler için, hem öğrenci hoca, hem de hocalar arasındaki diğer önemli şey. İletişim sorunu olmayan bir yerde son derece huzurlu bir şekilde her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Bir de tabii teknolojik olarak çocuğun yeterli olması lazım. Biz bu COVID krizi başladıktan sonra herhalde en hızlı adapte olup da online eğitime geçen üniversitelerden bir tanesiyiz. Bu konuda gerçekten ben kendi adıma çok gurur duyuyorum. Üniversitenin gösterdiği çok hızlı adaptasyon nedeniyle. Fakat bazı öğrencilerimiz buna ayak uyduramadılar maalesef. Çok az da olsa içinde tabii çok sürpriz oldu, çok hızlı oldu. Öğrencinin buna artık hazırlıklı olması lazım. Zaten bundan sonra derslerimizin belli bir kısmı daima online olarak da yapılacak. Bu da önemli. Evet, peki hocam. O zaman iyi bir sporcu olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? İyi beslenmek her şeyden önce. Beslenme o kadar önemli ki. Mesela bir ikinci, şimdi beslenme deyince aklıma geldi. Çift anadal dediniz ya. Beslenmenin elbette bizim bölümlerimizle de çift anadal yapılması açıdan çok keyifli olur diye düşünüyorum. Ve tabii ki düzenli spor diyeceğim. Ama spor böyle ağır bir spor olmak zorunda değil. Sadece bir yürüyüş olabilir. Bu bir disiplin, diş fırçalamak gibi. Maalesef genellikle çocukların hepsi ailede anne baba ebeveynler dişini fırçalıyorsa dişini fırçalamayı öğrenir. Ama böyle bir alışkanlık yoksa çocuk da bilmez ve normalin fırçalamamak olduğunu düşünür. Tabii. Spor yapmak da aynı bunun gibi bir şey. Yani ailede spor yapan birisi yoksa, bir örnek role modeli yoksa gözünün önünde sürekli yaşam boyu spor yapması kişinin birazcık zordur. Bence gençlerin özellikle de sağlığın bu kadar gündemde olduğu zamanımızda spora çok daha fazla önem verip rutin hayatlarına geçirip düzenli bir şekilde yapmaları gerekiyor ki sağlıkla birlikte gidebilsin. Ve bizim mezunlarımızın da bunu mümkün olduğunca her ortamda, her koşulda bilgilendirme bazında kullanması lazım, anlatması lazım. Ne kadar önemli. O eğitimi aldıklarını düşünüyorum. Evet. Evet. Peki hocam, sizce gerek gençler arasında, gerekse toplumsal olarak sağlıklı yaşam, spor ve rekreasyon bilincinin geliştiğini düşünüyor musunuz? Yani eskiye nazaran daha hızlı gelişiyor mu sizce? Kesinlikle talep çok daha fazla. Spor salonları son derece dolu. İnsanlar spor salonuna gidemediği zaman yine bu kriz zamanında gördük. Evlerinden koçluk yaptılar online olarak ve insanlar hala hatta daha da kıymetli bir hale geldi. Çünkü hareket kısıtlılığı vardı ve herkes evinde ona devam etti. Evet, bence insanlarımız yine internet vasıtasıyla, iletişim vasıtasıyla, teknolojik imkanlar vesilesiyle spora daha çok eğimliler ve yapmaya daha meraklılar. Zannediyorum onların imkanlarını arttırmak da yine bizlerin elinde. Bu sayede daha çok kitlelere ulaşıp daha çok insana bu yönlendirmeyi yapabiliriz.
Evet, zaten tam da onu soracaktım. Evet, spor salonları arttı, buralara gidenler de arttı. Yaş olarak da hem olgunlar hem gençler, artık çocuklara yönelik de aktiviteler var salonlarda. Yine toplumsal odaklı düşünecek olursak, hem fiziksel egzersiz hem de spor merkezli serbest zaman ve rekreatif hizmetlerin de geliştiğini de aynı zamanda düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Sunulabiliyor mu yani topluma? Şöyle söyleyeyim. Belli bir yaştan sonraki jenerasyon artık buna son derece yatkın. Eğer biraz da yönlendirilirse yani ya da yeni jenerasyonda bir de tabii ikinci tip olarak benim gözlemlerime göre vücut geliştirmeyi çok seven gençler var. Şimdi vücut geliştirme dediğimiz zaman tabii işin içine gene sağlığı koyduğumuzda gençlerimizin daha bilinçli bir şekilde bunu yapmaları çok önemli. Maalesef bazı gençlerimiz o hani supply'ların satıldığı protein kapsülleri, içecekleri onları çok popüler bir şekilde tüketiyorlar ama bunun gerçekten çok fazla yan etkisi, zararları da var. Ben böyle fırsatını bulmuşken o mesajı da vermek istedim. Tabii hocam. Doğal olarak beslenerek bunu yapmak çok kıymetli gerçekten de. Kaslar zaten kullanıldıkça kendilerini geliştiren parçaları vücudumuzun. Yani onların bu böyle protein pompasına veya suni şeylerle geliştirilmeye ihtiyacı yok bana göre. Onun da artık hani popüler bir düşünce olmaktan çıkması, bu proteinlerin kullanılmasının ya da kasları iyice şişirmenin bu konsepti birazcık yok etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Doğallarla sporun çok önemli olduğunu tekrar altını çizerek, düzgün beslenerek ve rutin bir spor, ağır olmak zorunda değil ama düzenli olmak şartıyla sadece ve sadece bir spor bilimci olarak değil, ben bunu hem bir anatomist olarak hem de genel kültürümle söylüyorum. Çünkü normalde bir spor bilimci değilim ben. İdareci olarak oradayım. İlk de oradayım. Çok da keyifli çalışıyoruz. Tavsiyem bunlar buradan bizi izleyen genç insanlara. Çok güzel oldu tabii tavsiyeler de. Bu arada spor kulemiz de var bizim bir tane. Ondan da bahsedelim mi biraz? Tabii ki de spor kulübünde mesela orası son derece popüler bir yer. Çünkü orada işte yoga, jiu-jitsu, işte zannediyorum bir sürü diğer. Tabii spor kulemiz bizim spor fakültemizin bağlı olduğu bir yer değil. Orası Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı. Bu arada Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Sayın Doçent Doktor Hakan Atamtürk de rekreasyon bölüm başkanı. O nedenle bir tabii ki ortaklığımız var hem de gayet güzel bir ortaklık. Fakat orası daha çok Kültür Daire Başkanlığı'nın kontrolünde olan yer, fitness salonları, işte vücut geliştirme. Tam olarak şu anda söyleyemeyeceğim ama muhteşem donanımlı bir yer gerçekten. Ama gerektiği zaman tabii derslerimizin de yapılabildiği veya hocalarımızın gidip geldiği yer aynı zamanda. Evet. Peki hocam, bizim tabii fakülteye ilişkin eksik bıraktığımız bir şeyler varsa, sizin eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa bunları da alalım. Yavaş yavaş sohbetin sonuna geliyoruz. Ve noktalayalım. Peki, ben gerçekten Spor Bilimleri Fakültesinin daha böyle araştırmaya yönelik, işte laboratuvarlarda çalışan bir yer olması için gayret ediyorum, ediyoruz takım olarak. Ve öğrencilerimize şu mesajı vermek istiyorum. Gerçekten hepsinin daha meraklı olup, genel yani bu sadece spor bilimleri de değil esas derseniz
yeni genç diye tavsiye olarak diyorum ki merak etme etmek aslında her şeyin başında geliyor. Merak edip ben bunu nasıl bir tık daha ileriye götürürüm? Neden böyle oluyor? Aslında ilk soru neden? Niçin böyle oluyor? Bunun üzerine bir şeyler koyup araştırmaya yönelmeleri, insanlar ne yapıyor, yenilik olan neler, teknolojik yenilikler neler, bunlara yönelip daha böyle bilimsel yaklaşmalarını çok arzu ediyorum gerçekten de. Umarım öğrencilerimiz gerçekten özellikle de bu programdan sonra merak ederler. Diğer fakülteler de olabilir, diğer bölümler de olabilir. Gerçekten ilk fırsatta bekleriz. Hem laboratuvarlarımızı tanıtmak için, hem spor salonlarımızı belki ayarlayıp toplu kampüs içinde spor faaliyetleri yaparak daha da iyi tanıtmış olabiliriz kendimizi. Peki, ne kadar güzel. Dilinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz bu bilgi ve tecrübe paylaşımı için. İnşallah yine tabii fakülte çatısı altında düzenlenecek, yapılacak diğer faaliyetleri de yine konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Etkinliklerimiz çok çok fazlaydı. Aslında yıl içerisinde 6-12 etkinliğimiz oluyordu. Bu sene o Covid'den dolayı onları erteledik evet. Ama devam edeceğiz. Bekleyin. Peki hocam, iyi çalışmalar dileyelim sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehtap Tiryakioğlu hocamız bizlerle birlikte oldu bugün. Spor Bilimleri Fakültesini konuştuk. Hangi bölümlerde eğitim veriyoruz? Nasıl eğitim veriliyor? Uygulamalar nelerdi? Burs olanakları? Bunların hepsinden bahsettik. Spor Bilimleri Fakültesi de tabii spor tesisleri, ekipmanları ve kaynaklarıyla Adana'nın ilk ve öncü fonksiyona sahip Spor Bilimleri Fakültesi olduğunu da tekrardan vurgulamak gerek diye düşünüyorum. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam saat 21'de Yakın Doğu Üniversitesi'nin Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğinde birlikte olacağız. Konuğumuz sanatçı Aynur Aydın olacak. Hepinizi bekleriz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.